Şimdi grip mevsimi de geldi. Tabii griple koronanın bulaşma ve korunma yolları birbiriyle çok benzerlik gösteriyor. Bulaşma yolları damlacık enfeksiyonuyla. Damlacık enfeksiyon nedir? Solunum yollarından saçılan damlacıklar, bunların içinde virüsler barınıyor ve bu virüsler yakın mesafede olunduğu zaman solunum sistemine bulaşırsa duyarlı bireylerde, grip virüsünün öyle duyarlı olduğu belli bir birey kesimi yok. Herkese bulaşabilirken işte koronavirüsün aşağı yukarı belli oldu artık hedef kitlesi. Kronik hastalığı olanlar ve yaşı ileri olanlar. Tabii şimdi korunmakta ne demiştik? Maske, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon. Maskede özellikle çok büyük hatalar yapılıyor. Örneğin bu şekilde maske takıldığı zaman sadece gelenek yerine gelmiş oluyor. Sokakta dolaşanlara bakın, %80'i ya böyle, ya böyle, ya böyle, ya da kolunda. Ben şimdi maskeyi çıkartıyorum. Yalnız şöyle bir gerçeği de hatırlatmak isterim açıkçası. Bu videonun amaçlarından bir tanesi de bu. Maskenin koruyuculuğuna çok fazla güvenmeyin. Ben mesela geçen gün bir anestezi doktorunun hastasına oksijen maskesi, yani bu hani oksijen şeyi var ya, veriliyor böyle, oksijen veriliyor. Onu verirken, oksijeni verirken hastanın maskesi takılıydı böyle ve maskeyi bu şekilde, oksijen maskesini, iki maske birbirine karışmasın, bu hastanın taktığı yüz maskesi, diğeri oksijen maskesi. Buradan verdi, gayet de güzel oksijen gitti. Maskenin koruyuculuğu yani mucizevi bir şey değil. Esas koruyucu hem gripten hem de koronavirüsten sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Mümkün olan her kişi sosyal izolasyona katılmalı. Yani çalışmayan, evde duran veya herhangi bir şekilde imkanı olan, evden çalışma imkanı olan sosyal izolasyon olmalı. Sosyal mesafe değil. Sosyal mesafe ile sosyal izolasyon arasında çok büyük fark var. Sosyal izolasyon yaşamsal açıdan eğer vazgeçilebilecek bir şeyse o iletişimden vazgeçmek. Sosyal izolasyon. Sosyal mesafe ise sosyal iletişimden, fiziksel iletişimden kaçınılamayacak olan yerlerde en azından mesafe tutmak. Fakat bir de şöyle bir şey var. Her ne kadar toplu ulaşımlarda falan filan işte şu koltuğu boş bırakın falan filan dense bile ne oluyor? Sosyal mesafe ayarlanamıyor. 1,5 metre, 2 metre olan sosyal mesafeyi ayarlamak her zaman mümkün olmuyor. O zaman ne yapmak lazım? En güzeli bu maskenin üzerine N95 diyemiyorum çünkü N95 kolay bulunan bir şey değil ve de pahalı. Ama bu maskenin üzerine bir tane daha maske takmak. O anestezi doktoru ile ilgili olarak yaşadığım deneyimi anlattım. Maskeler çünkü çeşit çeşit oluyor. Standartizasyonu yok. Bazılarının üzerinde barkod bile yok. Yani geçen gün ben onu yeni fark ettim. Bir yerden online sipariş vermiştim. Tekrar aynısından sipariş vereyim dedim. Barkod yok. Barkodunu okutamadığım için ismine göre arattım falan filan. Yani maskelerde de belli bir standart yok. Kimisi kulağı sıkıyor falan filan işte. Ya, o yüzden en önemli şeyin maske değil de koruyucu olan şeyin sosyal mesafe ve sosyal izolasyon olduğunu unutmamak lazım. Ve özellikle de şu grip mevsimine de girdiğimiz günlerde bunu her zaman hatırlamak lazım.